Merhaba arkadaşlar, bugün iğnelik otu çay yapacağız. İğnelik otu doğal alanlarda yetişen yabani bitki ve şifalı özelliği var. Çok da lezzetli, kokulu, aromatik bir yapısı var yapraklarının. Tazeyken bu bitki doğadan toplanır. Özellikle çiçek açmadan önceki körpe yaprakları yemek yapılarak tüketilir, kullanılır. Çok lezzetli mezesi yapılıyor. Yoğurtlu yemeği yapılabilmekte. Ancak bunun yaptığımız araştırmalarda tıp alanında bazı ilaçların özellikle antibakteriyel, antiseptik ve antifungal özelliği olan ilaçların yapısında kullanıldığını belirledik ve bunun da halk tıbbında kullanımıyla ilgili de yaptığımız araştırmalarda bitkinin kurutularak veya taze haldeki yapraklarından şifalı çayı yapıldığını belirledik ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte biz şifalı çayını yaptık. Yaklaşık bir yemek kaşığı kurutulmuş ve elle öğütülmüş, işte bu şekilde toz haline getirilmiş iğnelik otunun taze yaprakları, körpe olan yaprakları bir bardak kaynar suda 5 dakika bekletilerek şifalı çay yapılıyor. Bu çay değerli arkadaşlar gerçekten iğnelik otunun içerisinde bulunan bazı önemli bileşiklerden dolayı bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini çok olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bu anlamda tıp ilaçlarında da etken maddesinin kullanımı da buna işaret etmekte. Aynı zamanda cilt sağlığı için de çok önemli. Bu bitkinin çayı tüketilerek adet sancılarını gidermede çok önemli. Yine menopoz dönemindeki terleme başta olmak üzere birçok sıkıntılara karşı bu bitkinin çayı tüketilebiliyor. Kramplar, mide ağrılarından kaynaklı karın ağrıları ve yine kanama durdurucu özelliği de var. İşte arkadaşlar, doğal alanlarda yetişen, yemeği yapılıp çokça tüketilen, lezzetli, aromatik bir yapıya sahip olan iğnelik otunun taze körpe yaprakları alınır. Gölgede 3-4 gün içerisinde kurutulduktan sonra toz haline getirilir ve bir yemek kaşığı bir bardak kaynar suda 5 dakika bekletmek suretiyle şifalı çayı hazırlanabilir.